Bakanımız her iki güne bir bizi arayacaktı. Bakanımız da orada bir nevi aslında siyasi şey gibi oldu. Yani nasıl tarif edeyim? Hüseyin Bey'in o günkü şartlarda çalışandan bir oy bekliyor ve sorunları çözmek istiyor. Bakan davet etti. Başka bakanlarımız da geldi. Ben o zaman da kullandım. 5 günde 5 bakan gelir ama 5 yıl bir daha uğramazlar diye. Çünkü bizim sorunlarımız var. Şu an tabii ki bekliyoruz. Gelsinler, el atsınlar. Biz işverenimiz veremeyecek bir durumda değil. O gün muhatabım, CEO muhatabım, işte diğer ortağımız Mustafa Bey diyordu. Bizi muhatap almıyordu Hüseyin Bey. Çok da üzülmüştüm. Halbuki beni muhatap alsa çok her şeyi anlatırdım ben ona. Süreci başından sonuna anlatırdım. Ama bizi nedense hiç muhatap almadı. Koskoca sendikayı 2400 kişinin temsilcisini muhatap almadı. Kendine göre bir siyasi yol çizdi. Hiç önemli değil. Seçimde zaten bir kazanan olur. O kazananı da şu an burada görüyoruz. İşveren bize bir VC'yi daha çok görürken sağ olsun belediyemiz, belediye başkanımız İsmail Hakkı Başkan buraya çadırlarını kurdu. Mobil VC'sini kurdu. Masa, tabure. Bu benim için falan değil. Bu işçi için. İşçiyi yalnız bırakmamak için. Hüseyin Bey'den ben o verdiği sözleri tutmasını isterim. Ciddi manada. Bunu şey laf olsun diye söylemiyorum. Ama nedense seçim bitince her şey unutuluyor. Daha önceki seçimlerde de oldu. Biz buraya konut sözleri aldık. Bunu sizinle de daha önce konuştuk. Hala bir şey yok, gelişme yok. Sumutomu işçisi Kırıkkale'ye gidiyor, Kaleci'ye giderek kiralar. Ama bunu geliyor, ben 10 bin konut. Ya insanlar artık şeyi yutmuyorlar. Yutmuyorlar, hakikaten yutmuyorlar. Emeğinin karşılığını buradan almak istiyor, verilen sözlerine tutulmasını istiyor. Tutarlarsa, gelirlerse bu işçinin hakkını ver kardeşim. Devlet sana teşvik veriyorsa, çocuk gibi seni 11 yıldır büyütüyorsa karşılığını vereceksin demelerini isterim bu mikrofon karşısında. Arka kapılarda değil.